Merhaba Fatma teyze, Cemil evde mi? Filiz? Merhaba Cemil, konuşabilir miyiz biraz? Tabii tabii. Biraz bekle, hemen geliyorum. Tamam. Ben kapatayım, soğuk oluyor. Tabii tabii. Evet Filiz, seni dinliyorum. Cemil, ben senden özür dilemek istiyorum. Yani sana haksızlık ettim. Barış'la ilgili. Yani sen uyarmaya çalıştın ama ben seni dinlemedim. Bilemedim yani. Özür dilerim. Yo yo, hiç önemli değil. Gerçekten düşünmene bile değmez. Yani önemli olan gerçekleri görmüş olman. Değil mi? Gerisini düşünme bile, biz kaç senelik dostuz ya. Ama sevindim böyle düşünüyor olmana. Üniforman da yok üstünde, işe gitmeyecek misin? Ha. Bir süre izindeyim ben. İyi. Dinleriz. Kalkalım mı? Kalkalım. Fiko, Kiraz. Güzel temizleyin ablacığım. Kiri pası kalmasın, tamam mı? Tamam abla. Hadi. Nefret ediyorum bu sofra kurmaktan ya. Vallahi ben seviyorum açıkçası. Hem yaktığımızda da sıcacık oluyor. Fikret. Bir şey diyeceğim. Sağ ol ya. Ya yani beni bugün o çocuklardan korudun ya. O yüzden sağ ol. Tabii ya. Sen benim ablam, sana kimse dokunamaz. Fikret, bir şey daha diyeceğim. Hı. Bana da dövüş yapmayı öğretsene. Sen kızsın. Ne olmuş? Ben bir dahakine o çocuklardan kendimi ben korurum. Tamam, öğretirim. Fikret. Hı? Sağ ol. Sakın konuşma. Hadi kurcalamayın artık daha fazla. Oldu işte. Keyfimizden yapmıyoruz herhalde Tülay abla. Oturmuyor sonra, hiç olmuyor. Oturdu mu? Bakayım. Üstüm başım is oldu ya. Tutuşturdunuz bunu da elime. Ay Tülay, sen de az ötede otur ya. Ötede falan oturamam arkadaşım. Ben burada psikolojik destek veriyorum size. Abla şu minibollar nerede ya? Boruların devamı yok. Kalacak böyle. Dur. Ya Fiko! Hadi ablacığım, hızlı. Tamam abla, bitti. Geliyoruz. Filiz. Gelsene. Abla. Kiraz, hadi. Çıkana kadar bekleyeceğim. Yazık ya. Akşama kadar gitmez bu çocuk şimdi. Ne yazığı ya? Senin bu Barış'ın yaptıklarından haberin yok herhalde. Biliyorum da inanasım gelmiyor. Bizim de gelmedi işte. Nerede kaldınız lan? Filiz, gelsene. Diyelim ki bu çocuğun bütün söyledikleri yalan. Duyguları da mı yalan ya? Bence bunca yalan içinde bir duyguları gerçek. Hadi git bir konuş. Senin de içinde kalmasın, hadi. Hadi kuzum. Şunu.
Geldi. Bunu vermeye gel. Barış, buna bir son vermen lazım. Yani ne konuşursak konuşalım fikrim değişmeyecek benim. Okey. Ben de vazgeçmeyeceğim. Ben de en az senin kadar inatçıyım. Barış, bu iş bitti. Bu defter kapandı. İzin ver her zamanki hayatıma devam edeyim. Yalanlarına yeterince oyalandım. Yemeğe geliyor musun? Yarın akşam iyi mi? Vazgeçmeyeceğim söylemiştim. Barış, git buradan. Taşın. Ait olduğun yere dön. Bitti. Bizim hikayemiz bitti. Çocuğa, Allah aşkına ne dedin? Yıkıldı çocuk, buradan hissettim ben ya. Gerçekleri söyledim. Burası iyi değil mi? Güneş sağlar burada. Ben de seni çok seviyorum. Bu işte olay çıkarmayan kadın, çocuğun annesi. Bu da hep yırtıyor ha. Alo. Ha, benim ben. Çok güzel bir kız buldum var ya. Su gibi. Tam senlik. Dur biraz ısınsın bana. İş bende. Burada kendisi. Kim arıyor diyeyim? Mehtap mı? Bir saniye. Mehtap kim ya? Dur anlatacağım ver. Alo. Merhaba, iyiyim sen? Kahve mi? Olur tabii. Ne zaman? Ha, bu akşam. Ha evet, biliyorum orayı. Tamam peki. Tamam. Görüşmek üzere.
Ya sen benden habersiz kime kahve randevusu veriyorsun ya? Ay ne randevu vermesi ya? Şu an öğreniyorum ben de. Mehtap kim Mehtap? Anlat bakayım. Ya işte şey, Fikret'in dövdüğü çocuğun annesi. Ha. Fiko'yu müdürün gazabından kurtaran kadın. Ha. Ben de yeni kanka yaptın zannettim, açıyordum ağzımı. Yok artık. Yer bakalım. Oho abla, menüyü değiştirmişsin. Ha, restoranımızda makarna bitti. Al bak. Kiraz ver. Ne oluyor be? Yok bir şey oldu. Al bakayım. Ay katır kutur. Aa, özür dilerim ya. Ya tamam da yedir, ne olacak ya? Gel lan. İyi ben çıkıyorum. İsmo'yu uyuttum. Hı. Tam uyanırsa bir bakarsınız. Tamam. Sen bu şeye mi gidiyorsun, kadınla buluşmaya? Ha. Kom. Karın ağrısı var kadında mı? Vallahi da ben bir şey yapmadım. Ondan ne yapacaksın? Dövmüşsün ya çocuğu. Hoş geldin canım. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de. Ya kusura bakma geç kaldım. Otobüs bekledim de. Yok canım, ben de yeni geldim sayılır. Burası da uzakmış. Daha iyi değil mi şekerim? Tanıdık görmeyiz. Şarap söylüyorum, sana da söyleyeyim mi? Ya yok, ben kahve alayım. Nasıl içersin hayatım? Sade. Bakar mısınız? Biz de bir sade kahve lütfen. Sen ne konuşacaktın benimle çocuklarla ilgili? Fikret bir şey mi yapmış yine? Ya bırak şimdi çocuk mocuk. Yani çocuk mu konuşacağız? Biz kendimize, kendi hayatımızı konuşalım değil mi? Nasıl? Ben 5 sene önce ayrıldım. Sen de bekarsın gördüğüm kadarıyla. Evet de yani? Yanisi sen de biraz yaşa hayatını. Yani hep çocuk peşinden koşmak nasıl bir şey ben çok iyi biliyorum. Ne demek o, pardon? Anlatacağım hayatım, anlatacağım. Sakin ol. Yani neden bu kadar gerildin ki? Gel. Ha, sen nereden çıktın Boracığım ya? Ya tesadüf işte, ben de bir şeyler yemeye çıktım. Hı. Merhaba, Bora ben. Merhaba, Filiz. Ben rahatsız etmeyeyim sizi. Siz keyfinize bakın, hazır karşılaşmışsınız. Filizciğim, bari kahveni bitirseydin. Ay aşk olsun yani. Gidersen gerçekten çok üzülürüm. Sen ne iş yapıyorsun Filiz? Ben öyle birkaç işte birden çalışıyorum. Günlük. Ya zor oluyor değil mi? Zor tabii. Filiz 5 kardeşine bakıyor Boracığım. Hayat şartları malum oldukça zor. Kızcağız ne yapsın? Yalnızlık da ayrıca zor. Ben müsaadenizi isteyeyim. Aa, nereye? Birlikte kalkarız canım. Ben bir lavaboya gidip geleyim. Nasıl olsa aynı yerlerde oturuyoruz. Ben seni bırakırım. Olur mu? Mehtap da gelemedi. Sıra var herhalde. Gelmeyecek. Efendim? İkimizi baş başa bırakmak için gitti zaten. O ne demek ya? Niye bu kadar şaşırdın ki? Ne var bunda? Kız halden anlıyor. Bizi yalnız bıraktı. Ben şu hesabı ödeyeyim de biz daha rahat bir yere gidelim. Ne dersin?
Sen ne diyorsun be? Ya bir dakika, bir dakika. Bu senin ilk mi? Ne ilki? Ya pardon, senin haberin yok galiba. Ya, ama Mehtap'ın kabahati bu hep. Ya o alışık bu işlere de sen değilsin belli. Bak, istersen, sen de istersen anlaşabilirsek... ...ne kadar istersen yanım. Sen ne diyorsun be? Ne oluyor ya, ne vuruyorsun ya? Barış! Barış! Ne oluyor? Barış! Barış! Kızı bekle. Ananı sıkmıyor muyum ben senin orospu çocuğu seni? Filiz! 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 Filiz bekle bekle. Ya bırak! Sen beni mi takip ediyorsun ya? Evet. Ne demek evet? Filiz aynı mahallede oturuyoruz. Tabii girişin çıkışını görüyorum. Sen benim çıktığımı gördün. Peşimden mi geldin? Evet takip ettim seni. Eğer takip etmemiş olsam orospu çocuk kim bilir ne yapacaktı sana? Ne yapacaktı ya? Benim kimseye ihtiyacım yok. Ben kendimi korurum. Benim sana ihtiyacım yok. Ama benim sana var. Benim sana ihtiyacım var Filiz. Geldin Tülay. Selam. Ya çok sağ ol. Ay ne demek kız, yabancı mıyım ben? Ben bir saate döneyim zaten. Tamam tamam. Bana bakın Tülay ablanız yüz... Ya Fiko bırak şunu ya. Allah Allah. Üzmeyin Tülay ablanızı. Tülay bakma öyle ya. Tamam canım, bir şey demedik. Öf, işte annesi mantı yapmışmış. Daha önce gelmedim, şimdi ayıp olurmuş, lütfenmiş filan. Şimdi o kadar olandan sonra hayır diyemedim. Denmez zaten, anladım. Görev biteceğim, geleceğim işte. Hadi bakalım, git gel. Mini bollar. Fiko! Hemen bırak onu. Yerine otur. Aferin. Güldürmeyen, ağlatmayan. Filiz. Bak, ben buyum. Tamam mı? Bu kadar. Ne gördüysen o. Yani benimle ilgili öğreneceğin şeylerin değiştirmeyeceği tek şey... ...benim seni ne kadar çok sevdiğim. Bunu unutma olur mu? Bunu bil yeter. Thank you.
Filiz! Filiz! Tamam bak, benimle konuşmak istemediğini biliyorum ama bari şu ev işini anlat, ne oluyor? Filiz, bak gerçekten kendim için bir şey istemiyorum. Sizi çok merak ediyorum ya. Kimdi o adamlar, ne evi, neyden bahsediyorlardı, anlatsana. Bana bakar mısın? Anlatana kadar vazgeçmeyeceğim, biliyorsun değil mi? İşe gidiyorum Barış. Okey, ben de işe gidiyorum zaten, o yüzden beraber yürüyebiliriz. Filiz'e de anlat, kim bu Basri, ne istiyor senden? Ay sana ne ya? Sana ne mi? Evet, sana ne? Sana ne öyle mi? Adamın tek gelmiş sana bağırıyor çağırıyor, evini alacağım diye ben burada böyle duracağım, öyle mi? Oldu. Bak Filiz, sen benden vazgeçmiş olabilirsin. Ama ben ne senden ne de ailenden vazgeçmedim, tamam mı? Filiz baksana, başka bir şey soracağım. Sorma. Ne yapıyordun geçen gün Cemil'in evinde? Aa. Sana ne? Yok öyle sana ne diyerek kurtulamazsın bu sorudan. Ne yapıyordun Cemil'in evinde? Niye söyleyecekmişim? Filiz, delirtme beni. Bir şey soruyorum adam gibi ya. Ne yapıyordun Cemil'in evinde? Merak ettim. Sana ne ya? Sen kimsin de ben sana hesap vereceğim? Ayrıca beni takip etme. Şuradan bir kişi uzatır mısınız? Tabii. Şuradan da bir. Ne? Minibüse de mi binemem ya? Ben sana az önce ne dedim? Takip etme beni demedim mi? Filiz, seni takip ettiğim falan yok. Allah Allah. Ha, ne yapıyorsun? İşe gidiyorum. Ha. Ay ama yeter ya. Ne oldu ya? Ya ben burada çalışıyorum, kovduracak mısın sen beni sürekli geliyorsun? Filiz'cim bak. Bak diyor hala ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen ne yapıyorsun ya? Nasıl ne yapıyorum ben? Personel alanı burası. İyi ya, ben de personel işte çalışmaya geldim. Ne? Heh, geldin mi? Evet. Üzerinde iş hemen başlar. Filiz, arkadaş bugün ilk iş günü, zorlanırsa yardımcı olursun. Filiz, sana diyorum, arkadaşın ilk iş günü, zorlanırsa yardımcı olursun. Evet, zorlanırsam sizden yardım isteyeceğim Filiz Hanım. İlk iş günü sonuçta. Tabii müdür bey. Tamamdır. Evet, ne var sizin? Cheeseburger mi? İçecek olarak? Kola. Tamam. Afiyet olsun. Bir saniye. Filiz Hanım, bir bakar mısınız? Filiz Hanım, Filiz Hanım bakar mısınız? Filiz Hanım, size sesleniyorlar, duymuyor musunuz? Ya duymadım müdür bey, kusura bakmayın. Ne yapamıyorsun? Ya şu şey, arkadaşın içecek siparişi vardı, onu halledemedim de. Arkadaş değil, hanımefendi. Buyurun hanımefendi, ne içecektiniz? Kola. Ha. Teşekkür ederim Filiz Hanım, çok sağ olun. Hayatım boyunca çalışmadığım için normal bunlar.
Filiz. Çok teşekkür ederim bugünkü yardımın için. Lisan ilk gün olunca acayip bocalıyormuş. Bir de dizlerim çok ağrıdı ya. Bravo, sen bütün gün nasıl ayakta duruyorsun? Zor işmiş gerçekten. Sen neyin peşindesin yine? Nasıl yani? Ne yapıyorsun? Sosyolojik inceleme mi yapıyorsun bizim dünyamızda? İşte ne kadar kazanıyoruz, ne yapıyoruz, kaç saat çalışıyoruz filan? Ne alakası var kız? Çalışıyorum ben. Ya sen saatini satsan burada bir senede kazanacağın parayı cebine koyarsın zaten. Yani? Yani sıkıldım ben senin oyunlarından. Ha. Sıkıldım. Evet, sıkıldım. Vaktim yok benim bunlara. Pardon ya. Ben seni sıkmak istemezdim. Ben senin mutlu olmanı isterim. Sen benim mutlu olmamı istiyor musun gerçekten? Tabii ki mutlu olmanı istiyorum. Siz istemez miyim? O zaman git. Mahallede dolanma, evimizden uzak dur, kardeşlerimden uzak dur. Git. Sadece git. Ablacığım, üşüyor musun? Uf, burası da şimdi 50 saat ısınmaz ki. Tufan şu işi halledemezse bugün sizi bir otele falan yerleştirsin. Ya saçmalama Tülay ya, ne oteli? Biz otelde kalacağız, siz burada sürünecek misiniz? Olmaz öyle şey. Filiz, Kiraz hasta. Abla korkma. Ben iyiyim, bir şey yok. Aa. Minibollar. Burası mı yeni malikanemiz? Allah. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Hikmet nerede? Ha. Sen müjdeyi aradığında biz evin oralardaydık. Kapıya not bıraktım kahvedeyiz diye. Görünce geliyor da. Ha, iyi. O değildi. Nasıl taştı o kadar ya? Abi ben bir şey yapmadım ya. Tabii sen yapmadın lan. O kadar şey nasıl sen yapacaksın? Abla, bana yarın sabah iyi bir para gelecek. Onunla bir ev tutar yerleşiriz. Şu akşamı bir geçirelim. Çözeriz yani. Ne parası o? Ya işte bu matematik yarışmasına girdim ya. Onu diyorum ya. Onun parası. Ay ben bir çay yapayım ya. İçimiz ısınsın hadi. İsmail? Yok. Soğuk mu? Şimdi ısınacak ablacığım bak, şimdi ısınacak. Yükselmiş mi? Yok. Ama yükselecek gibi. Ulan mahalle mahalle değil ki birinin kapısını çalalım. Hasta çocuğu burada yatırıyoruz ya. Barış. Merhaba. Ne yapıyorsunuz burada? Sorma ya. Başımıza gelen gelene. Filiz'in evinden sonra bizim ev de patladı. Tuvalet taştı da buraya sığınmak zorunda kaldık. Anladım, tamam. Şöyle yapıyoruz. Bana gidiyoruz o zaman. Siz eşyalarınızı toparlayın. Çıkalım bir an önce. Olmaz. Kimse bir yere gitmiyor. Filiz, aslında fena fikir değil. Kiraz hasta. Nasıl? Kiraz? Hasta mısın abicim sen? Tamam o zaman, itiraz etmiyorsun. Gidiyoruz Filiz, hadi. Olmaz dedim ya. Sen git. Gitmiyorum Filiz. Ya saçmalama kızın haline baksana. Perişan olacaksınız burada. Neyin adı bu? Olmaz diyorum. Niye? Çünkü biz senin oyuncağın değiliz. Öyle gel deyince gelip git deyince gidemeyiz biz. Ne biçim konuşuyorsun? Ne biçim laflar bunlar böyle ya? Saçmalama. O biçim konuşuyor işte. Sen şimdi gider misin buradan? Rahmet sen dur. Sen gel biz dışarıda konuşalım.
Filiz, her seferinde beni çok yanlış anlıyorsun. Bu beni acayip delirtiyor. Tamam, sen beni doğru anla o zaman, git. Yahu deli misin? Niye burada kalıyorsunuz? Adam gibi gidelim eve. Hayır. Peki senin bana tekrar inanman için ne yapabilirim Filiz? Söyle, onu yapayım. Hiçbir şey yapamazsın. Karşıda oturam. İyi, ben kovalarım o zaman. Sen çocukları, diğer her şeyi al, bana geç. Ben burada kalayım o zaman. Öyle yapalım bari eşliyse. Olur mu ya? Biz seni burada ağırlayamayız. Sen 5 yıldızlı otellere layıksın. Ne gülüyorsun ya? Benim hiç param kalmadı ki. Gerçekten hiç param kalmadı. Son kuruşuna kadar harcadım. Annemden zaten almıyorum, ailemden falan. Babamdan hayatta almadım. Ya çok üzüldüm. Ben senin yalanlarına doğdum artık gerçekten. Dur. Tamam. Ben paramla son bir şey daha aldım. Yani daha başka şekilde vermeyi düşünüyorum ama. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Filiz. Ben seni gerçekten çok seviyorum. Belki de hayatındaki tek gerçek bu. O yüzden... O kadar badire atlattıktan sonra biraz geç kalabiliriz bence yani. Hayır efendim, kalamazsınız. Hadi. Hadi okula. Ne lan? Ha Fiko. Okula gidince tost ye, tamam mı? Abur cubura yatırma paranı. Tamam abla. Hadi. Gel bakayım. Aa bak, ateşin de yok. Sen bütün gün böyle yatıp dinleneceksin, tamam mı ablacığım? Ben çorba yapacağım sana. İlaçlarını da içersin. Tamam abla. Selam. Ben halledecektim. Alacaktım zaten ya. Bir de çocuklar için aldım, kiraz için aldım. Ama Kızılay mısın sen ya? Sürekli yardım ediyorsun bize. Ben hallederdim. Kaç lira tuttu bunlar? Hayda. Bir şey tutmadı, bilmiyorum ne tuttuğunu. Yani hesaplaşırız sonra. Gidiyor musun? Evet, gidiyorum. Hadi bay bay. Ben bu yüzüğü saklayamam. Sen istesen de istemesen de o sana ait. Biz seninle evleneceğiz biliyorsun değil mi? Ay delirdim. Evet, bir de çocuğumuz olacak, kız. Aynı sana benzeyecek. Senin gibi olacak gözlerim.
Savaş oğlum, bu parayı bulmak için saçma sapan bir şey yapmıyorsun değil mi? Aklım sende. Ara beni. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Ali, ne haber? İyi de sağ ol. Abi çok tatsız şeyler yaşandı gerçekten de. Ya biz seni ihbarcı zannedince biraz. Tamam tamam. Ya vallahi öyle bırakmam abi. Ben tamam, yani bizzat kendi adıma çok... Ali! Çok... Tamam. Sıkıntı yok. Hiç konuşalım hadi. Tamam abi. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi ben bu lazım olan parayı toplayana kadar sana arabaları buluyorum. Gideceğin kontakları söylüyorum. Sen arabayı çalıp götürüyorsun, teslim ediyorsun. Kendi payını alıyorsun. Bu kadar. Tamam abi, süper. Da sen gelmiyor musun? Ha yok, gelemem ben. Şu Cemil denen polis peşimde. Eline koz vermemen lazım. Bana bak. Sen yapabileceksin değil mi bu işi? Tabii abi, ayıp ediyorsun. Tabii ki. İyi bakalım. Tamam. Haber bekle benden. Çok ortalıklı dolanma bu işe kadar, tamam mı? Tamam, tamam abi, bekliyorum. Kaç çekme, tamam. Peki. Hadi, eyvallah. Hadi bakalım, çorbalar hazır. Kalk bakalım, mercimek çorbası yaptım size. Yaşasın be. Hoppa. Hadi, çorbanı iç de abinler gelince çıkayım ben hemen. Abla, bir şey soracağım. Hah, sor ablacığım. Sen Barış abiyi hala affetmedin değil mi? Sen bu konulara karışma Kiraz. Ama niye karışmıyorum ki? Çünkü bu beni ilgilendirir. Teşekkürler abla, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Abla sen Barış abiye yalan söylediği için bu kadar kızgınsın değil mi? Evet. Ya ama herkes hata yapabilir. Mesela ben o kız çocuğun doğum günündeyken aldım eve getirdim, yalan söyledim. Ailesine verirken de öyle. Kirazcığım ikisi aynı şey değil. Niye ki? Çünkü sen çocuksun. O yetişkin. Ya biliyorum kafan karışıyor ama biz eli bolları olarak kendimizi korumak zorundayız. Öyle yalanlarla, sahte isimlerle falan baş edemeyiz biz. Öyle bir dünyamız yok bizim. Aç ağzını aşkım. Müjdeyle mi birlikte yine? Yok abla, başka bir kız vardı yanında. Nasıl başka bir kız? Evet abla, çok güzel kız daha. Dur bakalım. Aa. Biz. Getirin abi. Getir abi. Şöyle bak, şeyin yanına. Kadife'nin yanına. Şöyle yatırsanız olur değil mi ha? Öyle mi? Ha yatırın, yatırın baba. Şöyle. Yaşasın. Yaşasın oldu. Aynen. Tamam. Ne ya? Yatak. Çocuk da yerde mi yatsın? Ama biz kalıcı değiliz ki yani. Niye yaptın şimdi böyle bir şey? Dur, çocuklar perişan olmasın ya. Hem bak Kiraz da hasta, rahat rahat geniş geniş yatar. Getir baba. Aynen. Şöyle üstüne. Aa. Onu da bırak baba şöyle. Tamam. Şey. Perdeler vardı bir de. Perdeler bazen içinde. Ha tamam tamam. Kolay. Çok sağ ol. Eyvallah. Kolay gelsin. Çıkma. Çıkma. Çıkma Fiko aşağı. Hemen oyuncak ettiniz ya. Sağ ol. Bir şey değil. Rahmet de geç kaldı. Benim çıkmam lazım. İşe gideceğim de. Aa, daha hoş var değil mi? Şöyle yapalım mı? Sen git şimdi. Ben rahmeti bekleyeyim. Hem çocuklara da bakarım böylelikle. Sen gelmiyor musun işe? Geleceğim de benim hani ilk günlerim zaten. Beni çok sıkıntı etmezler. Da şimdi bir şey dersen müdür falan. Gıcık biliyorsun. Ay yok. Ben de kalırım o zaman. Birlikte gideriz.
Ya bu böyle tartışılacak bir şey değil. Çocuklar tek kalmasın. Ben gelirim zaten. Sıkıntı olmaz yani hızlı hızlı. Sen git bir an önce hadi. Hadi. İyi. Bana bakın. Kiraz sen hiç kalkmıyorsun yataktan, yatıyorsun hep. Fiko sen de kardeşine çorba ısıtırsın, yersiniz birlikte. Tamam. İyi, çıkıyorum. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.